Euro da ons altında düştüğü yerden kalktılar. Euro şu anda yeniden Türk lirası karşısında dolardan daha değerli hale geldi uzun bir aradan sonra. Çünkü parite birin üzerinde euro dolar karşısında ciddi bir değer kazandı birkaç gündür. Bu arada ons altın 1600 doların altına iner mi diye korkulan konuşulan ons altın 1715 doları gördü. Şu anda 1708 dolar civarında. Ons altın dünyada yükselince de içeride gram altın yeniden 1030 liraya dayandı. Geçen hafta çok değil 960 liranın biraz üzerine kadar gerilemişti gram altın ama işte şimdi yeniden 1000 liranın üzerinde. Ne oluyor? Ne oldu bu grafikte görüyoruz. Aralık ayı toplantısında Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın 75 değil 50 bas puanlık bir faiz arttırımına geri döneceği, nihayet geri döneceği şu anda piyasada fiyatlanıyor. Ağırlıklı beklenti çok ağırlıklı beklenti değil. Şu anda %60'a biraz yakın trade piyasalardaki fiyatlanan 50 bas puanlık arttırımın olasılığı. Ama sonuçta 75 bas puan beklentisinin önüne geçmiş durumda. 50 bas puanlık arttırım beklentisi. Bu neden önemli? Çünkü FED, Amerikan Merkez Bankası Haziran'da 75 bas puanlık arttırma çıkmıştı. Enflasyonu bir türlü bastıramadığı için. Ondan sonra bir 75 daha yaptı yazın. Sonra Eylül'de bir 75 daha yaptı. Kasım'da şunun şurasında 1-2 hafta önce 2 Kasım'da 1.75 daha yaptı. Ve böyle nereye kadar gideceği konuşuluyordu. Ama kara göründü. Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşmasında yani faiz arttırımlarında. Şimdi Aralık'ta 50 bas puana geri dönmesi bekleniyor. Ondan sonra Şubat'ta bir 50 bas puanlık daha yapar. Mart ayında da nihayet 25 bas puanlık arttırım yaptıktan sonra durur. Yani birinci çeyrekte 2023'ün ilk 3 ayında faiz arttırımlarını nihayetlendirir. Ondan sonra da belki de bir faiz indirimi kim bilir 2023 yılında görebiliriz. İşte bunun fiyatlaması şu anda dünya piyasalarında bütün dengeleri değiştirmiş durumda. Dolar endeksi altı güçlü para karşısında doların değerini izleyen endeks 109'un biraz üzerine kadar gerilemişti bu beklentiyle. Buna biliyorsunuz pivot deniyor. Yani Fed'in değişimi, politikasını değiştirmesi pivot değişim demek Türkçe. Fed'in bu para politikasını yapacağı değişikliğe dair beklenti dolar endeksinde bir miktar gerilemeye neden oldu. Haftanın ilk günlerinde ons altında yükselişe neden oldu. Keza euro da dolar karşısında ciddi şekilde güçlendi. Ama Euro'daki değer kazanımın arkasında Avrupa'ya özgü bazı veriler de var. Bir kere şimdi Almanya'da sanayi üretimi Eylül ayı verisi beklentilerin üzerinde geldi. Yani savaş nedeniyle Alman ekonomisinin, Avrupa ekonomisinin sert fren yapması bekleniyordu. Ama sanayi verisi gösterdi ki bir önceki aya göre %0.6 arttı. O beklenen sert fren Avrupa ekonomileri tarafından yapılmayabilir. Bu iyi bir gelişme. Diğer yandan Almanya'da devlet tahvillerinin getirisinde bir yükseliş var. Çünkü Avrupa Merkez Bankası faiz artırımlarına devam edecek. Yani şimdi Fed'in duracağı kara gözüktü Fed tarafında, Amerikan Merkez Bankası tarafında. Ama Avrupa tarafında Avrupa Merkez Bankası faiz arttırımlarına devam edecek. Çünkü o Fed'in gerisinde ve onun faiz arttırımlarına parasal sıkılaşmada devam edeceği yöndeki beklenti de işte Almanya'da Bund denilen devlet tahvillerinin getirilerinde yükselişe neden oldu. Bund'un getirisindeki yükseliş ise Euro'yu destekledi. Şimdi fakat Euro ve Ons altında dereyi görmeden paçayı sıvamamak lazım. Dere yarın akacak. Dere dediğim Amerika'da tüketici enflasyonu. Yarın Amerika'da enflasyonun %8'in altına nihayet gerilemesi bekleniyor. %8'in altına inerse beklenti %7.9'a inmesi şeklinde manşet tüketici enflasyonun Aylık tarafta da %0.7'lik bir artış bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse işte o zaman videonun başında anlattığım Fed'in pivotuna yani faiz artırımlarını artık bitirecek, yavaşlayacak beklentisine bir katkı, önemli bir destek gelir yarın. Bu da ons altını daha da destekler. Ons altındaki yükselişin devam ettiğini yarınki enflasyon verisi sonrasında görebiliriz. Euro'da bir miktar daha dolar karşısında değer kazanabilir. Parite, euro dolar paritesi birin üzerinde kalmaya devam edebilir. Bununla birlikte Euro tarafında yapısal faktörlerin, yapısal gelişmelerin aslında doların lehine olduğunu söyleyenler de var. Bunlardan biri Rabin Brooks. Geçenlerde bu kanalın izleyicilerinden biri Rabin Brooks'u boş ver, o spekülasyon yapıyor diye beni eleştiriyor veya uyarıyordu. Ama unutmayalım ki Rabin Brooks dediğimiz kişi Uluslararası Finans Enstitüsü'nün ciddi bir kurum olan Uluslararası Finans Enstitüsü'nün baş ekonomisti. Dolayısıyla öngörülerini, analizlerine dikkat etmekte fayda var. Diyor ki Euro için uzun zamandır bunu aslında söylüyor Rabin Brooks. Avrupa'da özellikle cari açık, dış ticaret açığı çok kötü artıyor. Ve bu da Euro'nun önümüzdeki dönemde yeniden zayıflamasına, paritenin yeniden birin altına inmesine neden olacak. Şok henüz daha bitmedi onun tam ifadesi. Bu haftanın iki önemli gelişmesi euro ve altındaki değerlenme güçlenmeydi. Ama bir de dünden bu yana kripto paraları sarsan deprem var. Bitcoin son 24 saatte %15'e yakın aşağıda. 17.500 doların şu anda üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ethereum 1600 doların üzerine geçtiğimiz günlerde çıkan Ethereum son 24 saatte %17 değer kaybetti. 1200 doların o da üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bütün altcoin'lerde çok sert düşüşler var. Doge'deki kayıp %30'un üzerinde. Solana'daki kayıp %40'a yakın. Solana'daki kayıp nedensiz değil. Ona birazdan geleceğim. Ne oluyor kripto paralarda? Olan Amerika'da bir kripto para borsasının iflasın eşiğinde olduğunun ortaya çıkması. Her şey geçen hafta CoinDesk'in kriptolara dair en iyi haber kaynağı, benim de en ciddiye aldığım kaynak bir haberiyle başladı. FTX bir Amerikan kripto borsası. Onun kardeş şirketi Alameda Research'ün rezervinde bulunan paralar aslında FTX'in kendi coin'i olan, kendi token'ı olan FTT token'dan ibaret. Yani aslında bir cebinden alıp diğer cebine koymuş. Yani çok da sağlam gözükmüyor. FTX kripto para borsası diyen bir haber geçti. Luna hepimizin hatırında. Luna'nın çöküşü kripto para piyasalarında gerçekten çok müthiş. 7'nin üzerinde şiddeti olan bir depreme neden olmuştu. Önce Luna çökmüş daha sonra Celsius ve kripto para borç verme platformu. Three Arrows Capital gibi kripto hedge fon şirketi Amerikan batmışlar ve o nedenle Luna'dan ağzı yanan kripto para dünyası şimdi bu tip gelişmeleri üfleyerek yiyor. Bu yüzden Binance CEO'su ellerindeki bütün FTT token'ları satacaklarını açıkladı. Ama bu da bir anda FTT token'ın değerinde inanılmaz bir düşüşe neden oldu. FTT 25 dolardan FTT token 2.7 dolara dedi. %80'e yakın bir düşüş. Daha sonra bir miktar toparlandı ama toparlana toparlana şu anda çarşamba akşam saatleri bu videoyu hazırladığımda 4.7 dolarda yani 25 dolardan 5 doların biraz altına düşmüş durumda. Ama bu çöküşte işte Luna olayı herkesin hafızasında çok canlı olduğu için bütün kripto paralarda düşüşe neden oldu. Solana niye diğerlerinden daha fazla düştü? Çünkü FTX kripto para borsasının kurucusu olan Sam Bankman Fright Solana'yı destekleyen en önemli kripto girişimcilerinin başında yer alıyordu. Ve işte FTT token'da yaşanan çöküş Sam Bankman Fright'ın da iflasa sürükleneceği beklentilerini güçlendirdi. Bu beklentilerde Solana'daki düşüş %40'ı buldu. Peki bu düşüş acaba bir alım fırsatı mı? Çünkü Luna vakasında da çok sert düşüşler yaşanmıştı ama kripto paralar düştükleri yerden toparlanmayı daha sonra bildiler. Acaba yine kripto para dünyası bu kendi yarasını kapatacak ve düştüğü yerden kalkacak mı? Kendi yarasını kapatacak diyorum. Çünkü dün yine Binance FTX'i satın aldığını da satın almaya hazırlandığında açıkladı. Yani kripto para dünyasının en büyük borsası iflasın eşiğine sürüklenmesinden korkulan Amerikan borsasını yani FTX'i kurtaracağını duyurdu. Ama bu da çok fazla şimdilik şifa olmuş değil. Şimdi önümüzdeki günlerde hatta haftalarda piyasalar FTT'deki sert düşüşün diğer kripto şirketlerine Luna'da olduğu gibi yayılıp yayılmayacağını sirayet edip sirayet etmeyeceğini bekleyecekler, görmek isteyecekler. Acaba yeni Celsius vakası yani Three Arrows Capital vakası yaşanır mı? Bu şüphe temizlenene kadar güçlü bir yükseliş kripto para tarafında çok mümkün değil. Ama Luna olayına bakıp o olayda o vakada iflas edenin ettiğine kalanların da güçlü bir şekilde yeniden yollarına devam ettiklerine bakıp şu anki seviyeleri pekala bir yatırım bir alım fırsatı olarak değerlendirmek mümkün ama unutmayalım ki şu seviyelerden biraz daha aşağıya da gelebilirler. Dolayısıyla doğru seviye için piyasayı yakından izlemekte fayda var. Evet bugün Euro, dolar ve kripto paralar ağırlıklı bir video yaptık. Yarın 20.30'da yeniden görüşmek üzere.